Dünyanın en büyük dijital oyun satış platformu olan Steam'e rakip olarak 2018 yılında kurulan Epic Games Store, yaptığı kampanyalar ve kullanıcılarına ücretsiz olarak verdiği oyunlarla Steam ile olan rekabetini kızıştırıyor. Tabii hal böyle olunca bu durumdan karlı çıkan taraf elbette biz oyuncular oluyoruz. 2018 yılından beri ücretsiz oyunlar veren platform, şimdiye kadar yüzlerce oyunu oyunculara ücretsiz olarak dağıtmış durumda. E haliyle yüzlerce ücretsiz oyunun bulunduğu Epic Games kütüphanenizi açtığınız zaman kafanız karışıyor ve hangi oyunu oynayacağınıza karar veremiyorsanız bu listemiz tam sizlere göre. O zaman çok da lafı uzatmadan hazırsanız listemize geçelim. Ha, unutmadan listemiz sadece popüler büyük oyunlardan oluşmuyor. Oynamaya değer bağımsız oyunları da barındırıyor. Ayrıca 8 oyundan oluşan bu liste videosunu seri halinde getirmek istiyorum. Şayet devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Tamamsanız başlıyoruz. A Plague Tale Innocence. Hepimiz bir nebze de olsa online oyunlardan sıkılmış olabiliriz. Son yıllarda çıkış yapan bir sürü online oyun var. Ancak etkileyici hikayeye sahip olan hikayeli oyun yok. Listemizdeki ilk oyun bu eksikliği kapatabilecek seviyede. Focus Home Interactive tarafından 2019 yılında piyasaya sürülen A Plague Tale Innocence, tek oyunculu macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda yer alan hikayemiz tarihin en karanlık zamanlarında yaptığımız bir yolculuğu konu alıyor. Peşimizdeki askerlerden kaçarken kardeşimizle daha da birbirimize yakınlaşıyoruz. Amnesia Rebirth. Oyuncuların bazıları korku gerilim türündeki oyunları pek sevmiyor. Ancak biliyoruz ki bu türün hastası olan bir sürü oyuncu bulunuyor. Sizlere önereceğimiz bu oyun korku gerilim türünü sevenleri oldukça mutlu edecektir. 2020 yılında piyasaya sürülen bu oyunda karanlıkta bizi kovalayan yaratıklardan kaçarken nefesimizi tutmak ve sessiz olmak zorundayız. Kaçmak için zamanla yarıştığımız bu oyunda seni yiyip bitirmek isteyen acımasız korkudan kurtulabilecek misin? BioShock oyunları. 2K Games'in kült haline gelen BioShock serisini oynamadan geçmeyin. Bu paketin içerisinde BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve BioShock Infinite The Complete Edition yer alıyor. Birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkan seride şimdiye kadar görmediğimiz eşsiz silahlar yer alıyor. Sahip olduğunuz eşsiz güç ve eşsiz silahlar ile birlikte eğlencenin dibine vuracaksınız. Super Meat Boy. Team Meat tarafından 2010 yılında piyasaya sürülen oyunumuz neredeyse 12 yıllık bir oyun. Ancak oynaması bir o kadar zevkli ve eğlenceli. Platform oyunu seviyorsanız bu oyun tam sizlere göre. Bu 2D platform oyununda 300'den fazla seviye bulunuyor. Seviye atladıkça oyun daha da zorlaşıyor. Karşınıza çıkan engelleri aşması da bir o kadar daha zor hale geliyor. Tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Super Meat Boy sizlere oldukça keyifli saatler vaat ediyor. Slime Rancher. Oyunumuz Momoni Park tarafından 2017 yılında piyasaya sürüldü. Grafikleri oldukça sevimli dursa da oyun o kadar masum değil. Birinci şahıs kamera açısına sahip oyunda isterseniz slime'ları katledebilir, isterseniz de besleyebilirsiniz. Oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Sandbox oyununda keşfedebileceğiniz 150'den fazla slime ve yapacak bir sürü aktivite bulunuyor. Uzun süre sıkılmadan oynayacak ve kendini tekrar etmeyen bir oyun arıyorsanız Slime Rancher tam size göre. Kingdom New Lands. Bir krallık kurup yönetmek ne kadar zor olabilir diyorsanız cevabı bu oyunda. Evet, halk hükümdar olabilmek için her şeyini vermeye hazırken biz oyuna kral olarak başlıyoruz. Ancak tahtta kalmayı başarabilecek misiniz? 2D, strateji ve simülasyon hepsi Noayo tarafından geliştirilen bu oyuna birleşiyor. Keşfedilmeyi bekleyen topraklara hükmetmek ve yeni krallıklar bulmak için keşife çıkmanız gerekiyor. Oyunda bulunan her şeyi kendiniz çözmeniz gerekli. Çünkü bu oyunda yer alan hükümdarlar oldukça açgözlü. Sistemim çok iyi değil ancak strateji türünü çok seviyorum diyorsanız bu oyun tam size göre. Saatlerinizi bu oyunda harcamak için hazır olun. Overcooked. Ocakta pişen yemeğe yetişmem lazım demek istiyor ve eğlencenin dibine mi vurmak istiyorsunuz? Her ikisi de Ghost Town Games tarafından geliştirilen oyunda. 4 arkadaşınıza kadar co-op olarak oynayabildiğiniz oyunda siz ve arkadaşlarınız şef olacaksınız. Hayır, ben yemek pişirmeyi tam olarak bilmiyorum demeyin. Arkadaşlarınızla beraber şef olarak yemek pişirmek ve hızlı olmaya çalışmak oldukça eğlenceli. Absolute Drift. Sistemi çok iyi değil ancak yarış oyunlarını çok seviyorum diyenlerdenseniz sizlere göre de bir oyunumuz var. Fun Selector Labs tarafından geliştirilen Absolute Drift tam aradığınız oyun. Absolute Drift sizlere 5 farklı serbest sürüş alanı ve 34 adet parkur sunuyor. Arabanızla deli gibi drift yapmak ve drift yeteneklerinizi geliştirmek için durmayın. Hadi hemen direksiyon başına. Bu oyun ile birlikte de bir liste videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın ve oyunla kalın.